Arkadaşlarım selamlar. 6. haftanın 7. dersindeyiz. 6'ya 7'deyiz bugün. Yarım açı formüllerini işleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Toplam fark formüllerini bir önceki formülle, bir önceki dersimizde işlemiştik. Şimdi ise yarım açı formüllerindeyiz artık. Şimdi yarım açı formülleriyle toplam fark formülleri arasında bir bağıntı var mı? Kesinlikle var. Çünkü yarım açı formülleri tamamıyla toplam formüllerinden türetilen formüller sevgili arkadaşlarım. Bundan kaynaklı toplam fark formüllerini ezbere bilen, iyi bilen uygulamalarını iyi yapan arkadaşlarım yarım açı formüllerinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceklerini iddia edebilirim. Evet. Derse hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz haydi geçelim dersimize. Evet 7. derste olduğumuzu söylemiştim. Yarım açı formüllerindeyiz. Sinüs, kosinüs ve tanjantın toplam formüllerini hatırlıyor musun demişim sana bak. Yarım açı formülleri tamamen bu toplam formüllerinin sonucunda elde edilmiştir. Nasıl mı? Sinüsle başlayalım. Şimdi arkadaşlarım Biliyorsunuz ki toplam formülü sinüsün neydi? Sin, sin, kos, sin kostu arada da artı vardı. Eğer burası sinüs a artı a olursa toplam formülünden sin a çarpı kos a artı sin a çarpı kos a olacaktır. Ve bu da bana bak burada ne var? Sin a kos a, burada ne var? Sin a kos a. Demek ki iki tane sin a kos a olacak. İşte buna biz sinüsün top, yarım açı formülü diyoruz. Neden yarım açı diyoruz? Çünkü buradaki 2a derecelik açı burada a ve a dereceye düşmüş oluyor da ondan. Kosinüste devam edelim. Eğer kos a artı a olursa arkadaşlarım a'ya a. Kos a, a çarpı kos a ne oluyordu? Toplam formülünde arada eksi oluyordu. Sin a çarpı sin a. Yani kos kare a eksi sin kare a oluyor. Buna biz kosinüsün yarım açı formülü diyoruz ama kosinüsün yarım açı formülü tek değil. Bu arada bu niye yarım açı? 2 a iken bak a'ya a oldu. Buna bağlı olarak da biz trigonometrik özdeşliğimizi biliyoruz. Sin kare a artı kos kare a 1'di. Bundan kaynaklı ben sin kare a gördüğüm yere 1 eksi kos kare a ve kos kare a gördüğüm yere 1 eksi sin kare a yazarak nerede? Burada ve burada yeni formüller türetebilirim. Bu formüllerden bir tanesi 2 kos kare a eksi 1 diğeri de 1 eksi 2 sin kare a. İşte arkadaşlarım biz sorularımızın içerisinde yine bunları da kullanacağız. Hatta bir şey diyeyim mi? Son zamanlarda sorulan sorularda daha çok bunu ve bunu kullanıyoruz. Peki bunları nerede kullanırız? Bu söylediğim bilgiler inanılmaz derecede senin için değerli olacak. Bunları nerede kullanırız? Arkadaşlarım soruların içerisinde kosinüs ifadesinin yanında 1 varsa veyahut kosinüs ifadesinin yanında eksi 1 varsa ben bu kosinüsün yanındaki birden ve eksi 1'den hemen acil biçimde kurtulmam gerekiyor kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulacağım? İşte buradaki eksi 1 ve buradaki artı 1 sayesinde bu birlerden kurtulmam gerekiyor. Ve sen artık o sorunun bir yarım açı formülü sorusu olduğunu mutlak surette anlaman gerekiyor. Kosinüs yarım açı formülünü uygulaman gerektiğini kesinlikle kesinlikle unut, unut, unutmaman gerekiyor. Son olarak tanjantı bakacak olursak. A artı A dersem. Tan'a artı tan'a bölü 1 eksi tan'a çarpı tan'a. Tan'a artı tan'a dediğimiz şey 2 tan'a. 1 eksi tan kare A var. Bak burada da demek ki tanjant yarım açı formülü de bu. Kotanjant yarım açı formülü sorulursa örnek veriyorum. Kotanjant 2 A lazım bize. O halde ne yapıyorsun? Bunu ters çeviriyorsun ve kotanjantın formülü elde edilmiş oluyor gençler. Sin kare 75 eksi kos kare 75 işleminin sonucu nedir diyor soruluyor örnek 49'da. Şimdi ben bunu eksi parantezine alırsam eğer kos kare 75 eksi sin kare 75 olacaktır ve bu da biliyorsun ki kos kare eksi sin kare bana kosinüs yarım açı formülünü veriyor. Yani burası nedir? Kosinüs 150'dir. 2'ye katladım 75'i ve başına da eksi var unutmayalım. Ben bunu kosinüs 150'yi kosinüs kosinüs e, ne diyelim 180 eksi 30 diye yazalım. Bu da sevgili arkadaşlar eksi bak 180'den 30 çıktı. 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek. Kosinüs ikinci bölge düştü. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs 30'dur diyeceğim. Eksi eksi artı yapar. Kosinüs 30 da köküç bölü 2'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da köküç bölü 2 olur sevgili gençler. Örnek 50. Şimdi 50. örneğimizde sevgili arkadaşlar şunları silelim. Bir önceki dersten kalmıştı. Sin 36 bölü cos 72 eksi cos 36 bölü sin 72. Ben burayı sinüs 72 ile burayı da kosinüs 72 ile genişleteyim ki bu kesirleri toplayabilelim. Sin 72 çarpı cos 36 hemen yazıyorum. Sin 72 çarpı kosinüs 36 eksi üst tarafta kosinüs 72 çarpı kosinüs 36 mı oldu? Şurayı yanlış yazdım. Şurası sinüs olacak. Özür dilerim sin 72 çarpı sinüs 36 ve sevgili arkadaşlar kos 72 çarpı kosinüs 36 dedim. Bak ne var burada sin sin kos kos var. Yani kosinüs e, toplam formülünün eksilisi var. O halde ben kosinüs toplam formülü olduğunu anladım ya bunun. 72 ile 36'nın toplamı 108 yapar ama eksilisi var demiştim. Eksi kosinüs 108 oldu üst taraf. Alt tarafta ne var? Sin 72 çarpı kosinüs 72 mevcut. Şimdi üst taraf kosinüs 108 dediğimiz şey aslında bakarsanız eksi bak kosinüs 90 artı 18 yazdım ben buraya tamam mı 90 artı 18 ve bu da sevgili arkadaşlarım isim değiştirir sinüs olur ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi eksi sinüs 18'dir derim eksiler gider üst taraf sinüs 18'in ta kendisiymiş hemen yazdım sinüs 18 Alt tarafta da sin 72 çarpı cos 72 var. Sin 72 çarpı cos 72 eğer başında 2 olmuş olsaydı sinüs 144 olacaktı. Ama olmadığı için sin 144 bölü 2'dir diyebilirim. Pekala. Buraya kadar her şey normal bir bence çok gayet normal. Şimdi sin 144'e bakmam gerekiyor benim. Şu bölü 2'yi ters çevirdim şuraya bir kere aldım. Sin 144 dediğimiz değeri kurcalamadan önce hatta ve hatta Şöyle bir şey yapalım. Şuraya, şuradan kurtulalım. Şu ikiden de kurtulalım. Tamam mı? Ben burada gördüm çünkü neyin ne olduğunu. Arkadaşım sin 72 çarpı cos 72 kalsın. Yani yarım açı formülü e, geliyor oradan sinüs yarım açı formülü. Fakat ondan önce sin 18'in ben kosinüs 72 olduğunu biliyorum ya. O halde üst tarafta kosinüs 72'yi kullanalım. Alt tarafta da sin 72 çarpı cos 72 var ya güzel kardeşim. E şunlar gitsin cevap 1 bölü sin 72. Yani kosekant 72 olsun diyelim. Böyle daha kısa oldu sorunun çözümü. Evet örnek 50'yi çözdük arkadaşlar. 98. sayfamızda bitirdik. 99. sayfamıza geçiş yaptık. Cos 48 A ise sin 84'ün A türünden eşit soruluyor. Şimdi cos 48 dediğimiz şey aslına bakarsanız sinüs 42'dir. Ve sin 84 de 2 çarpı sin 42 çarpı cos 42 olduğunu biliyorum. Ben sinüs yarım açı Formülünden şimdi sin 42'nin aslında a olduğu bize verilmiş başında da iki var çarpı cos 42 lazım. Şimdi ben hemen giderim şuraya bir tane dik üçgen çizerim. Bu dik üçgeni çizdikten sonra dedim ki şurası kardeşim 42 derecelik açı olsun. Şimdi bunun sinüsü neymiş sin 42 a'ymıştım ya da kosinüsü a'ymış fark etmez. Sin 42 eğer a ise şurası a'dır tamam mı? Şu karşısı a, hipotenüsüne 1 derim. Burası ne olur? 1 eksi a karenin karekökü olur değil mi? Tamam çok güzel. Peki şimdi bana ne lazım? Cos 42 lazım. O da komşu bölü hipotenüstü. Yani 1 eksi a karenin kare köküdür sevgili arkadaşım. Demek ki cevabımız 2a çarpı 1 eksi a karenin kare kökü olacakmış. Tabi şıkları da yoksa 2a'yı içeri 4 a kare olarak sokup çarpabilirsin. 52. örneğimiz tan 15 ile kot 15'in kare kökü toplamlarının kare kökü sorulmuş. Tan 15 dediğimiz şey tabi sin 15 bölü kos 15'tir gençler artı kot 15 de kosinüs e, 15 bölü sinüs 15'tir. Şimdi bunun da bir de karekökü var. Karekökünü lütfen unutmayalım tamam mı? Şimdi karekökünü unutmayacağız hocam ama şuradakini bir silelim isterseniz. Şöyle hop. Oraya yamuldu değil mi? Şöyle. E, ben bunu sinüs 15'te burayı da kosinüs 15'te genişletmek istiyorum. Genişletirsek eğer sin kare 15 artı kos kare 15 gelir. Üst taraf bölü şunu bir tık inceltirsek güzel olur bölü sin 15 çarpı kosinüs 15 dedim ben buraya. Daha sonrasında üst taraf zaten 1'dir biliyorsunuz sin kare a ile kos kare a'nın toplamı 1'di. E madem 1 sin 15'te cos 15 ile kos 15'in çarpımını eğer 2 olmuş olsaydı burası sinüs 30 olacaktı ama 2 yok 2'yi de nereye atacağız o zaman sin 30 bölü 2 diyeceğiz. Yani bizim cevabımız 1 bölü sinüs 30 bölü 2'ymiş. Sinüs 30 bölü 2'ymiş. Sin 30 neydi? 1 bölü 2. Yani 1 bölü 1 bölü 2 bölü 2'ymiş. O halde bunu da ters çevirip çarparsam 1 bölü 1 bölü 4 yapar. Bu da 4'ün ta kendisidir. Şimdi iç taraf neymiş? 4. Ama ne demiştim? Karekökünü lütfen unutmayın demiştim. Cevabımız karekök 4 olacak. Bu da 2'nin ta kendisidir sevgili gençler. Devam. 53. örneğimizdeyiz. Diyor ki bana iyi dinle bu soruyu. Çok kafa karıştırıcı bir sorudur kendileri. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında bir x'imiz var. Ve sinüs x'te de Eksi 3 bölü kökon olarak verilmiş bize sin 2x artı koti 2x sorulmuş. şimdi 2 ihtimal var burada soruda ilerleyebilmek için bu ihtimaller neler burada 2x'ler lazım olduğu için bize bunu 2 ile çarpıp 2p küçüktür 2x o da küçüktür 3p diyebiliriz ki 2p sıfırdır 3p de pi'nin ta kendisidir yani 2x'ler sıfırla pi aralığındaymış buna eyvallah diyoruz yalnız şöyle bir sıkıntı var. Sıfırla pi aralığında yani birinci ve ikinci bölgede sinüsler pozitif ama kotanjant birinci bölgede pozitifken ikinci bölgede negatif hangisini kabul edeceğim? Burada kafa karışıklığına sebep olan bazı durumlar var. Demek ki soruya bu şekilde başlamayacakmışız. Peki nasıl başlayacağız? Şu şekilde hemen hemen e, ben sinüs 2x'i 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x biçiminde yarım açık formülünü ayıracağım. Kotanjant 2x'i de biliyorsunuz tanjant 2x'in tersiydi. Yani 1 eksi tan kare x ve bölü 2 çarpı tan x diyeceğiz sevgili arkadaşlarım buraya da. Şimdi öncelikle demek ki bana x derecelik açının sinüsü, kosinüsü, tanjantı falan lazım ki ben zaten sinüsünü biliyorum. O halde kosinüsü ve tanjantını bulabilmek için şuraya x derecelik bir açı çizelim. E hocam x derecelik açı 180'den büyüktü nasıl üçgenin içerisine dahil ettik? Merak etme burada eksi olan 3 bölü kök ben artı gibi düşüneceğim. Yani bunun karşısı 3 burası kök olsa burası kaçtır? 1. Şimdi güzel kardeşim 3. bölgede olduğunu unutmadan işlem yapıyorsun. Sinüs x neydi? Eksi 3 bölü kök 10'du. Çarpı başında 2 var. Çarpı kosinüs x 1 bölü kök 10 ama 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi 1 bölü kök 10 diyeceğim. Bak böyle de 3. kök 3. bölgeyi düşündüm. Üçgende dar açıyı düşünüyorum ama 3. bölgede olduğu için bunu çeviriyorum. Artı 1 eksi tanjantımız ne? 3 bölü 1'den 3 karesine ne yapar? 9. Tanjantımız 3 olduğu için 2 kere 3'te ne yapar? 6 yapar. Şimdi şurayı düşünelim. Eksi kere eksi zaten artı yapar. 2 kere 3 6 da 6 bölü kök 10 kere kök 10 10 yapar. Artı bir de burada neyimiz var? Eksi 8 bölü 6'mız var. Bunların ben 30'da eşitlenebileceğini biliyorum. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişlettim. 3 kere 6 18 yaptı. Eksi 5 kere 8 40 yaptı. Bölü alt kısımda da 30'umuz var. 18'den 40'ı çıkarırsam eksi 22 gelir. Bölü 30 bana cevabı verir. 2 ile de sadeleştirirsem eksi 11 bölü 15 bize cevabın ta kendisini verir sevgili arkadaşım. Evet Üçgeni çizdik. Üçüncü bölgede olduğu için negatifleri pozitifleri buna göre değerlendirdik. Haberin olsun. 54'teyiz artık. Cos 9x bölü sin 3x artı sin 9x bölü cos 3x. Hemen ne yapacaksın? Burayı cos 3x de, burayı sinüs 3 xte tabii ki genişleteceksin. Üst taraf cos 9x çarpı cos 3x olurken artı yanında sinüs 3x çarpı sinüs 9x'i yerleştirdik. Ve daha sonrasında bölü diyorum. Alt kısımda da ne olmuş oldu? Sinüs 3x çarpı kosinüs 3x elde etmiş oldum. Şimdi üst tarafa bakalım. Ne var burada? Kos kos sinsin var. Aradaki işaret ne? Artı. O halde kosinüs fark formülüdür bu. 9 xten 3x'i çıkarırsam demek ki üst taraf kosinüs 6x'miş. Alt tarafta da şurada 2 olsa Sinüs 6x olacak. Sinüs yarım açı formülü olduğu için ama 2 yok. Demek ki 2 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Bölü 2 de karşıya üst tarafa şu şekilde atabilirim. Cos 6x bölü sin 6x neydi? Kot 6x o halde 2 çarpı kotanjant 6x bize cevabın ta kendisini verir sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 55'te. Cos küp x eksi sin küp x bölü sin 2x bölü 2 artı 1 demişim. Şimdi cos küp x eksi sin küp x'i hemen 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 ne yapacağız? 2 küp farkını açacağız. Yani a küp eksi b küp diyelim. Bu neydi arkadaşlar? a eksi b çarpı a'nın karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı b'nin karesiydi biliyorsun. O zaman cos küp x eksi sin küp x nedir? Kosinüs x eksi sinüs x dedim. Çarpı cos kare x artı sin x cos x yazdım. Ve daha sonrasında artı sin kare x dedim. Şimdi bölü diyorum. Alt kısımda bunu hallettik. Bölü dedim. Şu sinüs 2x neydi arkadaşlar? 2 çarpı sin x çarpı cos x dedi değil mi? Sinüs yarım açı formülünden. Yani bölü, bunun bölü ikisi var. İkiler gitti. Artı bir de yanında 1 var. Yani ne olmuş oldu? Sin x çarpı cos x artı 1 olmuş oldu. Şimdi alt taraf tamamen bu. Sin x çarpı cos x artı 1'miş. E gençler şimdi ben size bir soru soruyorum. Cos kare x ile sin kare x'in toplamı ne yapıyordu? Ne yapıyordu? 1 yapıyordu. Bak burası 1. 1 e, artı sin x cos x. 1 artı sin x cos x. Demek ki burası komple şu şekilde gidebilir. Ve geriye kalan tek şey cos x eksi sin x olduğu için cevabımız da budur diyeceğiz sevgili arkadaşım. 55. örneği çözdük mü? Çözdük. Güzel mi çözdük? Valla 10 numara 5 yıldız çözdük. Şimdi devam edelim sağ üst tarafta. Bir abc üçgeninde a açısı b açısının iki katıymış. Hemen bir tane abc üçgeni düşünüyorum şu şekilde ve a açısı b açısının iki katıymış o halde ben a açısına 2 alfa diyeyim şurası a açısı olsun b açısı da ne olur alfa olur burası da c açısıdır şimdi 4 tane bc 5 tane AC. Gördüğünüz üzere zaten ben şekli kendim çizdim. Şu an şeklin üzerinde hiçbir uzunluk yok. Ve uzunluk yoksa ben kafama göre sayılar verebilirim demiştim hatırlarsan. O halde ne diyeceğim? Ben BC'ye 5 diyeyim diyorum. AC'ye de 4 diyeyim. Böylelikle 4 kere 5 eşittir. 5 kere 4'ü sağlar. Bak BC'ye ne demiştim? 5. AC'ye ne demiştim? 4. Şimdi burada açının karşısındakini biliyorum. Açının karşısındakini biliyorum. Demek ki rahatlıkla sinüs teoremi uygulayabilirim. Yani diyeceğim ki 4 bölü sinüs alfa eşittir. 5 bölü sinüs 2 alfa diyeceğim. Burada yarım açı formülü sorusu neden bu yarım açı sorusu formülü? Çünkü sinüs 2 alfa dediğim şey aslında bakarsan sildim bunu. Yarım açı formülünden 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfadır. Ve dikkat ettiysen her iki tarafta artık sinüs alfalar mevcut. Sin alfalar bay bay. O halde 4 bölü 1 eşittir 5 bölü 2 çarpı kosinüs alfa dedim işler dışlar yapacağım. 8 çarpı kos alfa eşittir 5 ise kos alfa 5 bölü 8'in ta kendisidir. Benden ne isteniyordu? Kos b açısı. B açısına ben zaten alfa demişim. O halde zaten ben kos b açısını bulmuş oldum. 5 bölü 8 bize cevabı verir gençler. 57'deyim artık x eşittir pi bölü 15 olmak üzere. 8 çarpı tanjant 11 x bölü 2 bölü kotik 8'i işleminin sonucu sorulmuş bana. Şimdi öncelikle ben, öncelikle ben x'in pi bölü 15 olduğunu biliyorum ya. Her iki tarafı 30'la çarparsam 30 x eşittir 30 pi bölü 15 olur. Yani 30 x bana neyi verir? Pi 2 pi'yi verir. Tamam yani 360 dereceyi verdi. Doğru mu? Doğru. E şimdi 30x 30x 2 pi'ye eşitse ben burada pi bölü 2'yi nasıl hallederim? Pi bölü 2 pi bölü 2 bulmak istiyorsam 4'e e bölerim. 4'e böldüm. 30x bölü 4 eşittir. 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 yapar ki 30x bölü 4 de zaten 15x bölü 2'nin ta kendisidir. 15x bölü 2 bu 90. Peki 11x bölü 2'yi 90'a tamamlayan şey nedir o zaman 15x bölü 2'ye tamamlayan? 4x bölü 2'dir yani 2x'tir. O halde ben diyorum ki artık hocam buradaki tanjant 11x bölü 2 aslında kotanjant 2x'in ta kendisidir. Çünkü şunu öğrendim. 2x'de 11x bölü 2 toplanınca 15x bölü 2 yani 90'ı veriyor bana. O halde bunların tanjantları, kotanjantları eşittir Çünkü biz tümler iki açı bulduk, olduk. Başında da bunu 8 var unutma. Bölü. Alt kısımda kotiks eksi taniks mevcut. Ben şimdi bunu şöyle yapacağım. Burada <laughs> kotanjant 2x'i biliyorum ya. Altta da kotiks eksi taniks var. Bu kotiks eksi taniks ile alakalı neler yazabilirim bunu düşüneceğim. Öncelikle kotiks eksi taniks dediğim şey. cosx x bölü sin x, eksi sin x bölü kos o halde ben şurayı kosinüs x de burayı sinüs x de genişletecek olursam üst taraf kos kare x eksi sin kare x yapar. Alt tarafta da sin x çarpı kos x'imiz mevcut olur. Üst taraf biliyorsun ki kosinüs 2x'in yarım açı formülü alt tarafta sinüs 2x'in yarım açı formülü ama bölü ikili olacak. Ters çevirip çarparsam 2 çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x gelecek. Kos e 2x bölü sin 2x neydi? Kotanjant 2 xte Demek ki alt taraf 2 çarpı kotanjant 2x'in ta kendisiymiş. E ben burada kotanjant 2x'leri götürebilirim. 8 bölü 2 de bana cevabı verir. O halde doğru cevabımız 4'ün ta kendisi olur sevgili gençler. Evet 57'yi de çözdük artık 58'deyiz. Bir bakalım bakalım sorumuza. ABC bir dik üçgen olarak verilmiş. ADBC'ye dik. A, B, A, C'ydik. Burası 8 santim olarak verilmiş. Neresi? İşte şurası 8'miş arkadaşlar. Yani hipotenüs 8. Yukarıda verilenlere göre AD'nin D'nin iki türünden eşit. A, dediği yer H arkadaşlar. Evet çok güzel, çok beğenerek yazdığım bir soruydu. Dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle 90'ın karşısı 8. Ben şimdi şurada C açısı olduğunu biliyorum. Ve C açısının olduğunu bildiğim için de ben buraya artık şunu söyleyebilirim. Bakın iyi dinleyin beni. Şunu söyleyebilirim. Eğer ki gençler... Burası 8se yani hipotenüs 8se burası 8 çarpı sinüs C'dir diyelim. Tamam? Sin C açısı. Hatta ve hatta BC açısını bize X vermişti ya. O halde ben burdayı C demeyim sinüs X diyeyim. Çünkü burası X'miş zaten. O zaman karşısı ne yapıyordu? 8 çarpı sinüs X yapıyordu. E, komşusu kosinüs X'ti. Çok özür diliyorum. Çok 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 özür. Komşusu 8 çarpı kosinüs X, karşısı da e, 8 çarpı sinüs x olur sevgili gençler. E şimdi ben buradaki üçgenimin şu üçgenimin alanını nasıl bulurum? E taban burasıysa yükseklik burasıysa, taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 8 çarpı sinüs x çarpı 8 çarpı kosinüs x bölü 2 bize alanı verir. Eşittir diyorum alanı başka nasıl bulabilirim? H yükseklik çarpı 8 bölü 2 ile tabii ki bulabilirim. Ki şuradaki bölü 2'leri bir götürelim. Şuradaki 8 ile buradaki 8 ile götürelim. Böylelikle h dediğim şey 8 çarpı sin x çarpı cos x olmuş olur. Şu an aslında cevabı buldum ama yüksek ihtimalle şık benden bunu istemeyecek. Şöyle bir şey ister. 4 çarpı 2 çarpı sin x Çarpı cos x yazarsam eğer ben burayı bunu başarabilirsem görmeyi şuranın sinüs 2x olduğunu bilirim. Ve 4 çarpı sinüs 2x de bana haşı yani ad uzunluğunu vermiş olur. Ad'nin x türünden eşit de demek neymiş 4 çarpı sinüs 2x'miş sevgili gençler. Böylelikle bu sayfayı da bitirdik sanıyorum 99. sayfaydı ve 100. sayfamıza geçtik. 100. sayfamızda 59. örnek. Bu videonun, bu dersin son örneği olacak. Daha sonrasında trigonometrik denklemlere geçeceğiz çünkü. sinüs 38 A olmak üzere sin 64'ün A türünden eşiti istenmiş bizden. Şimdi öncelikle bu sinüs 38 dediğimiz olay bu A ise ben bu sinüs 38'i e, nasıl düşünebilirim arkadaşlar? Mesela sin 64 başka neye eşittir? Kosinüs e, 26'ya eşittir değil mi? E, sin 38 de asla bakarsan kosinüs 52'dir. Kosinüs 52 de A'dır deriz. Şimdi 26 ile 52 arasında bir bağıntıyı yani iki kat bağıntısını bulduğumuza göre artık rahatlıkla yarım açı formülü uygulanabilir. Ben kosinüs 52'nin 2 çarpı kos kare 52 değil 26 yarıya düşürdüm eksi 1 bak 2 cos kare a eksi 1 2 cos kare 26 eksi 1 olduğunu biliyorum bu neymiş a şimdi ben cos 26'nın a türünden eşitini istiyorum ya o zaman buradaki cos 26'yı tabii ki yalnız bırakmam gerekiyor eksi 1'i karşıya attım 2 cos kare 26 eşittir a artı 1 oldu her iki tarafı 2'ye bölersem eğer bu şekilde bulurum her iki tarafın kare kökünü alırsam da artık kosinüs 26 tabii ki a artı 1 bölü 2'nin kare kökü olmuş olur. İşte bizden istenen Cevapta bu, aranan cevapta bu diyebiliriz sevgili gençler. Evet, valla çok güzel ders işledik. Biraz da daha akıcı anlatmaya başladım arkadaşlar. Farkındasınızdır sonraki videodur. Çünkü sevgili gençler biraz böyle bazı yorumlar falan aldım hocam daha hızlı e, olsak daha iyi olur gibisinden e, ki gerçekten de çünkü öğrenciler zaten genelde YouTube'da biliyorsunuz e, hocalar anlatırken çarpı bir buçuk falan izliyorlar bir buçuk x izleyeceğine ben öğrenci bir buçuk x anlatayım dedim e, öğrenci isterse bunu yavaşlatabilir en azından gerçi istediğini hızlandırabiliyor ama herkesin gönlü olsun işte evet gençler sonraki videomuzda trigonometrik denklemleri işleyeceğiz o videoda görüşürüz Sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın.